Herkese selamun aleyküm, herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda da motor e, blok su tapaları ile ilgili bir paylaşım yapmak istedim. Karşıda görmüş olduğunuz şekilde şurada bakın arkadaşlar. Burada bir tane hemen onun üstünde şarj dinamosunun arkasında ve bu motor blok yüzeylerinde böyle değişik değişik tapalar görürsünüz. Tapalar. Şimdi arkadaşlar bu tapaların e, maksadı şöyle kısaca özet geçersek araban, motor bloğunun patlamaması için, basınçın azaltılabilmesi için, blokta herhangi bir ciddi zararlara e, bloğun uğramaması için bu motor blok tapaları arkadaşlar motorun bloğuna konur. Bunlar su, su kanallarına bağlıdır arkadaşlar. Yağ kanallarına bağlı değildir. Yani tamamıyla su kanallarına bağlıdır. Suyun bir basınç esnasında motoru veya motorda oluşabilecek bir basınç esnasında bu su buradan fırlayarak motorun patlamamasını önlüyor. Bu tapalar eğer fırlarsa, arabanın altında şiddetli su kaçağı görürseniz, suyun eksildiğini de görürseniz kesinlikle arabayı yürütmeye çok ciddi sıkıntılara girebilirsiniz. Silindir kapak contasını <laughs> patlatırsınız. Şimdi arkadaşlar bundan ne gibi arızalar olur? Şöyle e, onu da söylersek diyelim. Araba siz binilirse, hani ben her videomda bahsediyorum. Arabaya antivirüs koyun. Yani ya 150-200 liralık antivirizden kaçmayan 1 litre 2 litre saf antiviriz. Eksi 50 eksi 30 neyse suya karışsa 5,5 litre gene yeter. Bulunduğunuz yer sıcak olsun soğuk olsun. Yani yazın için kastediyorum. Sıcak olsun. Fark etmez. Mutlaka antiviriz koyun. Motor bloğunun içerisine antiviriz çürüttüyse bu blok tapaları çok ince narin malzemeler olduğu için böyle motor bloğu kadar kalın demirler değil. Bunların e, antivirüs karşı pastan dolayı siz antivirüs koyduğunuzda dahi veya pastan dolayı motor bir sıcaklık esnasında yüksek devirle sürüyorsanız bunları fırlatır. Başınız ağrır. silindir kapak contasını yakarsınız ve motor daha da kullanırsanız motor da büyük acayip masraflara yol açar. Ona dikkat edin. Bu yani kapaklar öyle basit bir şey değildir arkadaşlar. Özellikle bir araba alırken arabaya mutlaka dikkat edin. Antifrizsiz kullandıysa bu tapaları da kontrol ettiniz ettirin. Başınız ağrıyabilir. Tapalarda çürüme, tüm pas, dibinden su sızdırma, diplerinde paslanma, öyle aşağı akıntı, pas. Özellikle antivirüs bunları deler arkadaşlar. yani yanlış antivirüs kullanmak, işte antivirüs kullanılmamış, kullanılmamış araca antivirüs koyup Arabaya komple yıllarca antivirüs sürülmüyor. Motor tüm pas olmuş. Siz de antivirüsü koydunuz. Ondan sonra tuttunuz. Bindiniz. Motoru sıkıştırdınız iyice. Ee, doğrudan bunu işte ağır e, patlamasına da sebebiyet verebilirsiniz. Motorda suyu boşaltırsınız. Böyle durumlara dikkat edin. Ya yani Accent Blue'nun motor bloklarında her araba olduğu gibi motor bloklarında su topası olmak zorunda arkadaşlar. Motor bloğunda böyle su topaları var. Arabanın altına geçtiğinizde bunları rahatlıkla görürsünüz. Hani benden kısaca bir uyarı olsun. E, aklınızda bulunsun. Akla takılan bir, şey olsa cevaplandırırım. Arabada mesela şöyle bir şey de olabilir. Arkadaşlar Videoyu video uzatmak istemiyorum. Su kaçağı aranıyordur. Bulamıyordur. Motor, motor su tapaları kontrol edilmesi gerekir. Bunların tek tek motor bloğunun üzerinde antifrizli su pendini belli eder. Kaçak var mı? Göcek var mı? Bunlara bakılması lazım. Bunlar öyle yani ara sıra kontrol edilmesi gereken şeyler. Arabanın altında olduğunuzda lifte kaldırın da ara sıra bakın. Aklınızda bulunsun yani. Motor bloğu su tapaları.